Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sohbetimiz sünnet inkarının geri planındaki faktörler bu olacak. Biliyorsunuz günümüzde sünneti, peygamber hadislerini diline dolayan çevreler boş durmuyorlar, faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz de bunlara karşı deliller ışığında peygamberin hadislerini, peygamberin sünnetini savunmaya devam edeceğiz inşallah. Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum ki, hadis inkarcılığı gerçekten çok büyük zararlar vermektedir. Bundan açtığı fitne hakikaten günümüzde insanlarımız içerisinde, Müslümanlar içerisinde çok büyük fitnelere sebep olmaktadır. Bu fitnenin kaynağı, işin aslını araştırdığımızda bu fitnenin kaynağının İsrail'e dayandığı, Yahudilere dayandığı, Vatikan'a dayandığını görüyoruz. Şimdi Vatikan'ın amacı zaten yüzyıllardır İslam'ın içini boşaltmak, İslam'ı karalamak, Müslümanları birbirine düşürmek, fitneler tezgahlamak. Bunun için misyonerler yetiştirip, biliyorsunuz Müslümanlar içerisine gönderen Hristiyanlar, bu misyonerler vesilesiyle yüzyıllardır Müslümanlar içerisinde bir sürü fitne çıkardılar. Müslümanları birbirine düşürdüler. İslam aleminin bölünüp parçalanmasına neden oldular. Bugün İslam alemi paramparça oldu. Bütün bu gayretlerin neticesinde ne oldu? Müslümanlar tuz gibi dağıldı. Ve birlik beraberlik oluşturulamıyor. Bir araya gelmek mümkün görünmüyor şu an için. Gerçekten çok büyük yaralar açtılar. Tabi bu neyin neticesinde oldu? Bu misyonerlerin, gayrimüslimlerin çalışmalar neticesinde oldu. Bunların bu çalışmalar içerisinde öyle faaliyetleri var ki, adam misyoneri gönderiyor. Çocuk yaşta gönderiyor. Biliyorsunuz bu Lawrence var. İngiliz Lawrence, İngiliz ajanı, misyoner. Suudi Arabistan'da yetişip orada İslami eğitimi alan ve Hristiyanlığını gizleyen birisi, öyle bir seviyede ki ana dili gibi Arapça biliyor. İslam alim olmuş insanlar arasında. Ve Sarı Şeyh diye lakabı olmuş. İnsan arasına ün salmış Sarı Şeyh diye. Halbuki bu adam gayrimüslim. Düşünebiliyor musunuz? İslam'ın içini boşaltmak için hayatını feda ediyor. Misyonerlik için hayatını feda ediyor. Ve daha sonra bunun misyoner olduğu anlaşılıyor. Bu insanlar öyle gayretler gösterdiler ki İslam'ın temel değerlerine saldırdılar. Kur'an'a saldırdılar. Başaramadılar. Müslümanların içerisinden Kur'an'ı çıkarmak için uğraştılar. Başaramadılar. İslam'ın içerisinde uydurma şeyler sokmak istediler. Bunda başarılı oldular. Peygamber'e nispet edilen, peygambere atfedilen sözleri hadis diye Müslümanlar içerisine yaydılar. Bunda bir nebze başarılı oldular. Ancak bizim alimlerimizin usulü hadis ilmi ile süzgeçten geçirdiği sahih hadisler bu tehlikeye karşı Müslümanları ne yaptı? Savundu. Müslümanların dinin temel değerlerini elde etmesini sağladılar bu ilim çerçevesinde. Hristiyanlar, gayrimüslimler bu yolda da başarılı olamayınca başka yollar denemek için ellerinden geleni yaptılar. Vatikan'ın en son 10 yıl içerisinde ve daha önceki yıllarda hedefi şu oldu. Ilımlı İslam modeli. Ilımlı İslam modelini dünyaya yaymak, Müslümanları bu İslam modeline göre yetiştirmek veyahut da yönlendirmek. Bunu sağlayacak misyonerlik faaliyetleri
çalışmalar, dokümanlar, broşürler, her türlü etkinliği yaptılar. Bu ılımlı İslam modeli biliyorsunuz ki onların işine geliyor. Yani tabiri caizse tarlayı ekiyorlar, hazırlıyorlar, her türlü imkanlarını seferber edip hasat için uygun hale getirme noktasında ellerindeki en iyi kullandıkları şey ılımlı İslam modeli. Ve sonunda bir gün bu hasatı gerçekleştirmek, hedefleri bu. Peki Kur'an'ı bunların içinden alamazsak bunları biz alt edemeyiz. Bunları İslam'dan söküp alamayız. Biz bu Kur'an'ı almamız lazım. Müslümanların içerisinden Kur'an'ı almak mümkün değil. Peki biz bu Kur'an'ı nasıl olur yapıp da ne yapıp da bunların gözünde değerini düşürelim? Değerini de düşüremezler. Peki ne yapacağız? Peki bu kitabın yanlış anlaşılması için, yanlış yorumlanması için mücadele edelim. Bunun için ne gerekir? Tabii ki hadisleri ekarte etmek. Hadisleri devre dışı bırakırsan, peygamberin sünnetini devre dışı bırakırsan, ortada ılımlı İslam modeline uygun sonuçlar çıkaracak, tefsirler çıkaracak bir Kur'an kalacak değil mi? Peygamberin sünnetini Kur'an'dan şöyle bir ayır. Peygamberin anladığı şekilde Kur'an'ın anlaşılmasını şöyle bir tarafa ayır. Bunların istediği şekilde İslam'ın anlaşılmasına neden olacak bir sonuç çıkaracak ortaya. Sünneti devre dışı bırakırlarsa. Bunun için ne yapmak lazım? Sünnet hakkındaki şüpheleri yaymak. Sünnet hakkında bu yönde hadisler hakkında Müslümanlar arasında fitneler, fesatlar çıkarmak. Bu bazı modernist kişiler insanların kafasına hep şunu soktular. Yani sünnet Kur'an kadar önemli olsaydı Kur'an'da geçerdi. Kur'an'da geçmiyor diyor. Adamın bir tanesi konuşuyor. Kur'an'da sünnet kelimesi geçmiyormuş. Sünnet geçmiyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Bu insan bunu anlatabilecek kadar Müslümanlardan sevgi görüyor, saygı görüyor, şöhret bulmuş ve büyük değer kazanmış. Ama diyor ki sünnet Kur'an'ın içinde geçmezmiş. Bu kadar olmaz yani. Bu kadar saygısızlık olmaz. Eğer bunu anlayamayacak kadar şey yoksa ben o zaman art niyet seziyorum bunda. Kur'an sünnet Kur'an'da geçmiyor diyecek kadar bir şey söylüyorsa birisi, bu adam ya gerçekten bilmiyor ya da İslam'ın içini boşaltmak istiyor. Buradan bu sonuç çıkar yani. Bu cümleden bu sonuç çıkar. Kimisi diyor peygamberin sünneti o döneme aittir. Onun yaptıkları bu döneme ait değildir. O geçmişte kaldı. O orta çağdaki şeyleri şimdi mi uygulayacağız gibi, yani böyle şeyler söylüyorlar. O zamanlar çok zor şartlar altında toplanmıştı. Ravileri yalancılıkla suçluyorlar. Onlar hakkında iftiralar atıyorlar. Hadislerin hıfzedilmesi noktasında şüpheler uyandıracak şeyler söylüyorlar. Toparlanması hakkında şüpheler uyandıracak şeyler söylüyorlar. Sonuçta gençlere diyorlar ki, İslam'ı yeni tanımak isteyenlere, siz diyorlar sünnetle bırakın uğraşmayı, ayetlere yönelin, ayetleri bir öğrenin. İnsanları sünnetten yüz çevirtmeye çalışıyorlar. Peygamberin sünnetinden, peygamberi tanımaktan. Bunun iyi niyeti neresinde? Bunda art niyet aramamak mümkün mü? Bu hizmeti yapanlar, bu tavırları sergileyenler, hadisleri tamamen inkar edenler zaten bunları hesaba katmak, yani bunları adam yerine bile koymak doğru değil. Peki hadislerin bir kısmını reddedip bir kısmını alanlar var. Hadis alimlerine, hadis ilmine şüpheyle yaklaşılmasına neden olanlar var. Şimdi bunlar kime hizmet ediyor kardeşler? Vatikan'a hizmet etmiyor mu? Vatikan'ın amacı doğrultusunda hareket etmiyor mu? Vatikan biliyor ki peygamber tehlikeli onlar için. Peygamberi sevmiyorlar. Neden? Çünkü mücahit bir peygamber var. Peygamberin sünneti hakim olsun. Kur'an peygamberin sünnetiyle bir bütünlük arz edip hakim olsun. Biliyorlar ki bu düzenleri, dünya düzeni yıkılır. Ellerinden gider.
Müslümanlar bu halde uyumaya devam etsinler. Bunu çok iyi biliyorlar. Bugün Celaleddin Rumi için UNESCO Mevlana yılı ilan etmedi mi? 2000 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ben de. Mevlana yılı ilan etti. Avrupa'da onun için sempozyumlar düzenleniyor. Onu anlamak için programlar yapılıyor. Onun kitapları İngilizceye çevrilip dağıtılıyor. Peki peygamberimizin karikatürleri neden yapılıyor? Neden ona hakaretler ediliyor? Peygamberimizin bu Celaleddin Rumi eğer bir değer kazanmışsa, ümmet içerisinde sevilmişse, peygamberimiz olduğu için sevilmiştir. Onu alanlar peygamberi neden almıyor yani? Öyle değil mi? Peygamberin görüşlerini neden Avrupa'da kimseye sempozyumlar yaptırmıyorlar, konferanslar düzenletmiyorlar? Peygambere bu kadar karşı çıkıyorlar da. O neden? Çünkü ılımlı İslam modeline hizmet edecek görüşler olduğu için, hümanist, insancıl, ne olursan ol herkesi çağırdığı için. Ama peygamber ne yapıyor? Peygambere de diyor ki terörist. Hazreti Peygamber için de terörist diyorlar. Karikatürler yapıyorlar. Bir sürü hakaretler yapıyorlar. Peygamberin sünneti işte onları bu kadar rahatsız ediyor. Böyle peygamberin sünnetini insanların gözünde düşürecek faaliyetler, hadis alimlerini ve ümmetin yetiştirdiği o güzide alimleri insanların gözünde küçük düşürecek faaliyetler yapanlar kime hizmet ediyor? Dolaylı olarak kime hizmet ediyor? Vatikan'ın planlarına, değil mi? Bu İngiliz misyoner Hemper var. Bir zamanlar Müstemlekeler Nazırlığı yani Sömürgeler Bakanlığı içerisinde toplantı sırasında diyor ki bu Müslümanlar da diyor biraz akıl olsa diyor. Misyoner söylüyor bunu. Kendi içlerindeki ihtilafa bir son verirler. Şii ihtilafı, Sünni ihtilafı. Dört mezhep ihtilafı. Yani bunlara veyahut da mezhepçilik. Bu ihtilaflara bir son verirler. Eğer Müslümanlarda akıl olsa diyor. Diyor ki sömürge nazırı. Onu sen diyor kendi işine bak. O senin sorunun değil. Ama adamlar biliyor. Bizim sorunumuzun ne olduğunu biliyor. Bakınız bu sömürge nazırlığında hedeflenen şeylerden bir tanesini size okuyorum. İslam'ı çok ince bir plan ve uzun bir sabırla içten yıkmak için çalışmak lazım. Askeri güç kullanmamız da lazımdır. Fakat bu iş son merhalede, yani İslam'ı yiyip bitirdikten ve her tarafından balyozlayıp bir daha toparlanamaz, bizimle savaşamaz hale geldikten sonra. Adamlar son hamlede askeri müdahalesini yapıyor. İlk önce İslam'ın içini boşaltacak, temel değerlerini sarsacak, insanların şüpheyle bakmasına neden olacak. Ondan sonra da Müslümanlar İslam'dan uzaklaşacak. Farklı bir İslam modelinden yetişecek. En sonunda da İslam'ı bizim içimizden söküp almak için son darbe askeri müdahale olacak. Geçmişte de bu tip faaliyetler oldu, bundan sonra da olacak. Ama şunu iyi bilelim ki İslam'ın düşmanları her zaman var oldu, bundan sonra da var olacak. Herkes yapmış olduğu faaliyetleri iyi gözden geçirsin. Kime hizmet ettiğini, Müslümanlar içerisinde ne zararlar açabileceğini iyi düşünsünler, iyi hesaplasınlar.